Çok değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi Gaziantep Makine Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikli olarak kısaca odamız hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Başkanımız sorduğu için. TUMOB'a bağlı bir oda bileşeni olarak TUMOB'a 24 tane meslek disiplinine sahip mühendislik odalarından Makine Mühendisleri Odası'nın 18 şubesinden bir tanesiyiz Gaziantep'te. Kahramanmaraş ve Kilis olmak üzere 3 ili temsilen 18 şubeden bir tanesiyiz. 2500 üyemiz var. 2500 üyenin içerisinde başkanım ağırlıklı olarak makine mühendisleri olması mümkün tabii ama onun yanı sıra endüstri mühendisleri, uzay ve havacılık mühendisleri, mekatronik mühendisleri ve işletme mühendisleri gibi bizim dalımıza yakın mühendislik disiplinine sahip akademik kişiler de bizlere üye olabiliyor. Bizim genel çerçevede yaklaşık olarak demin de bahsettiğim gibi 2500 üyemiz var. Yaklaşık 400-500 civarı da Elbistan ve Kahramanmaraş'ta. Ama diğerleri burada. Şimdi biz Sayın Başkanım Celal Doğan'la daha önceden bir toplantı yapmıştık. Şube Yönetim Kurulu olarak bir toplantı yapmıştık. Ama kendisinin fikirlerini, düşüncelerini, çalışmalarını, yeni projelerini üyelerimizin merak ettiğini, bu sebepten dolayı da üyelerimizle karşı karşıya getirmek, tekrar istişare etmek ve kentin yönetimine tekrar talip olan başkanımızın değerli fikirlerini sizlerle paylaşması için böyle bir imkan sağlamak istedik. Konuşmama başlarken öncelikle bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü, tüm emekçi kadınlarımızın bu gününü kutluyorum. Özellikle meslektaşlarım olan bazı kadın üyelerim de burada. Onların da ayrıca Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Belediye başkanları genelde görevden ayrıldıktan sonra hep yaptıkları kötü şeyler ya da yapamadıkları şeylerle anılırlar ama sanırım Sayın Celal Doğan daha çok yaptıkları iyi şeylerle anıldığı için tekrar yeniden aday oldu ve yeniden kendi düşünce ve fikirlerini merak ettiğiniz için de böyle bir toplantı organize ettik. Evet, genel anlamda fikirleri, çalışmaları daha önce takdir edilmiş bir belediye başkanı olması hasebiyle de tekrar aday olması ve bu adaylık sürecini halkın ittifakı adı altında dillendirmesini de ben önemsiyorum. Bu çerçevede önümüzdeki seçimlerde kendisine ve ekibine başarılar diliyorum Makine Mühendisleri Odası adına. Şimdi ben kendisine sözü bırakayım. Projelerini Makine Mühendisleri Odası ile, Makine Mühendisleri ile, Endüstri Mühendisleri ile ve TUMOB bileşenleri ile ilgili düşüncelerini alalım. Kentle ilgili düşüncelerini alalım. Biz daha önce şube yönetim kurulu olarak kendisiyle toplantı yapıp daha uzun süre istişare ettiğimiz için ben bugün sözü daha çok kendisine vermek istiyorum. Kendisinin değerli fikirlerini dinleyelim. Buyurun başkanım. Açık. Çok teşekkür ediyorum. İkinci gelişimizdi bu arada sizin buraya. Ya ben çok sevdim ya sizden çok sevdim. Ben ikisi de diyorum başkanım. Bana bir rapor vermişsiniz gördüm. O da sabahlar hazırlamışsınız galiba. Zaten bunu okusam benim bir şey anlatmama gerek yok. Yani. Kendinizi gelecekteki belediye başkanı yerine koymuşsunuz. Haklı olarak bu söylüyor. Çünkü sorumluyan ve bir şehirde yaşamak isteyen herkesin başvurması gereken ve çözmesi gereken meseleleri buraya derc etmişsiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Önce buradaki bütün hanımefendilere Dünya Kadınlar Günü hayırlı olmasın diyorum. Konuda boynu bükük bir milletiz aslında. Mahcup bir millet. Görevini yapmamıştır milletiz aslında erkek olarak. Gerek kadının temsilinde gerekse görmesi gereken saygıda hele parlamentodaki yerleri konusunda İran'da bile geri kalmış bir ülkeyiz hala. 1936'larda Türkiye'de kadına seçimli hak veren Mustafa Kemal'in ciddiğini ve neslini devam ettiren gençler veyahut da siyasetçiler olarak ona karşı da mahcup bir siyasetçiyiz. Kadının şiddetinin doğruğa çıktığı bir ülkede yaşıyoruz. Devletin güvenlik tedbirleri almış insanların, kadınlarımızın öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz.
kadın krizlerinin bir türlü devreye sokulup gereken ihtimalin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu nedenle Dünya Kadınlar Günü kutlarken de aslında bize olan, bizim yapmak üzerimize yapmak istediklerini yapamamışının ezikliği içinde bunu kutluyoruz. Bizi bağışlamalarını diliyorum ben de kadın kardeşlerimizin. Bu tabii mutlaka ve mutlaka yerini alması gereken kadınlarımızın er geç o değeri mutlaka bulacaklarına inanıyorum. Mustafa Kemal'in şu lafı da çok enteresandır. Kadınlarını eğitmemiş milletlerin erkekleri zaten yetimdir diye öksüz kalmışlardır. Bizim öksüzlüğümüz bize ar getirmiyor ama kadınlara da hiç fayda getirmiyor açıkçası. Bu nedenle tekrar sizden özür dileyerek sözüme başlamak istiyorum. Bütün kadınlarımızdan özür diliyorum. Siyasetin herhangi safhasında görev yapmış olsam bile bu özür kabul ediyorum. Tek başıma yaptıklarımın da yeteri kadar çare olmadığına inanan birisiyim. İnşallah görev geldiğinde eksiklerimizi gidermek anlayışıyla hareket edeceğime inanıyorum. Başkan şunları söyledi daha doğrusu. Merak ediyoruz dedi. Niye tekrar siyasette ve niye Halk İttifakı diye bir kavramla bizim karşımızdasınız. Bu doğru bir soru. 15 yıl sonra aslında bu göreve talip olmak pek de akıl kârı değil. Yani söyleyeyim size. Gerçekten. Normal olarak benim dostlarım hep şunu söyledim. Bu görevi kabul etmeyle. Beni seviyorsanız lütfen görev yapma deyin. Yani da karşı çıkma deyin. Aileme de söyleyin, bana da söyleyin. Yetkililere de söyleyin, bana baskı yapanlara da söyleyin dedim ama demek ki bazen gerçekten kaçınılmaz bir baskıyla karşı karşıya kaldığı zaman da yapacağınız bir şey kalmıyor. Bu kaçınılmazlığı da siyasetçinin laf olsun diye söylediği bir anlam olarak söylemiyorum. Genellikle siyasetçi, ben çok tanırım, 15-20 defa aday olanlar biliyorum. En az 10 defa aday olanlar, ya niye aday oldun diye sonra da der ki, tabanın baskısını kıramadım. Bizimki kırılacak cinsel bir tabi talep değildi yani. Ben bundan 2 ay önceye kadar hiçbir siyasi partinin genel başkanını 3-2 ay önce de aramadım. Şimdi de aramadım. Yani aday olduğum noktaya kadar da aramadım kimseyle. En ufak bir ilişkim olmadı siyasi partinin genel başkanlarıyla. Bana direkt teklif eden partiler oldu. En direkt teklif eden partiler oldu. Parti genel başkanlarının içinde genel başkan yardımcılarını gönderen partiler de oldu. Ama hep cefer kalem reddettim. Çünkü hakikaten aday olmak niyetim yoktu. Ben bu sırada 15 sene yıkanmıştım. Ve Gaziantep şehrinin de benim yerime ikame edeceği bir insanı bulacaklarını tahmin ediyorum. Bu maalesef gerçekleşmedi. Çünkü Gaziantep'de değil, Türkiye siyasi yapısının geldiği nokta siyaset Türkiye'de çoraklaşmıştır. Çoraklaşmasının en başta sebebi de parti genel başkanlarıdır. Parti yöneticileridir. Bugün en güçlü liderlerden birisi siyasetten ve kadro olarak da Sayın Tayyip Erdoğan'dır. 24 milyon oya sahip bir liderdir. 24 milyon oya oy alabilmiş bir liderdir. Elinde binlerce devlet kadrosu ve yüz binlerce üniversite mezunu olan kadrolar vardır. Ama bütün buna rağmen yurt dışında Oxford'dan mezunlar vardır, Cambridge'den mezunlar vardır, Sorbonne'dan mezunlar vardır. Hiçbirini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na layık görmemişti bunlar. Bunların içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacak kimse yok muydu? Belki onlarca vardır ama siyasetin tepesindeki arkadaşlarımızın yaptığı şudur. Kimi nereye getirirsen geçsin bana biat etmeli, bana tabi olmalıdır anlayıştır. Bu sadece orada değil, bütün diğer siyasi partilerde var. Yani CHP'sine tut da MHP'sine kadar işte biraz ayıracağınız partiler vardır. HDP'yi bundan biraz ayırmak istiyorum. Çünkü eş başkanlar iki tanedir. İkisine bile tabi olamaz. Orada ikisi de hapistedir yani. O nedenle orada bir tabiattan çok onlar zaten bir kadro hareket olarak bakıyor mesela. Tabiat pek tabi olmak olmuyor orada. O nedenle bu gelmiş olduğumuz siyasetteki çölleşmenin sebebi bu arkadaşlarımızın her gelen her kademede ama kendilerine tabi olan insanlar arzu etmeden kaynakları bir zihniyettir bu. Çok daha belki abartarak götürmüş olabilirim ama söyleyeyim size. Bu bir nevi tiran anlayışıdır. Tiran anlayışıdır.
şöyledir Tiran anlayışı. Tiranlar da zaten Tanrı'ya inanırlar ama kendilerine biat edenler için bu geçersizdir. Yani kendine kim itaat ediyorsa o makbuldur, etmeyenler gayrimakbuldur. Niteliği ne olursa olsun. Bu nedenle Türkiye'deki siyaset yapmak isteyen arkadaşımızın çoğunun önü bu nedenle kapatılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Sayın Kılıçdaroğlu getirdiği arkadaşımızın kişiliğine, şahsiyetine itirazım yok. Etnik altı yapımcısı nedir? Karadeniz'dir. Aslı var, Tayyip Bey var. Geldi bulunduğu yerlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı'dır. Çapı da iki tane Şehit Kamil'deki mahalle kadardır. Daha yok mu? Çok vardır. Mesela niye Ankara'da, nedir arkadaşımızın ismi? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'a muhtaç olur Cumhuriyet Halk Partisi. Niçin, neden demeli? Bunların sizin siyasi tarihimizin gelecekteki inşası konusunda araştırma yapıp değerlendirme yapmanız birer örnek olarak söylemeye çalışıyorum. Ben Antep'in bir aday bulmasını talep ederdim, isterdim. Keşke ben de gelip bu arkadaşımıza bana sorsaydı ne yapabilirim diye ben de yardımcı olsaydım. Ama maalesef olmadı. Biraz önce başkan yine sordu. Daha doğrusu sorduğu soruya cevabını söyleyeyim. İYİ Parti ile CHP ittifak yapmış. MHP ile AK Parti yapmış. Adı Cumhur İttifakı. Diyelim ki Millet İttifakı. Bizim de adını koyduğumuz Halk İttifakı. Nereden doğduğu mesele derseniz zaman zaman örnekle gösteriyorum. Daha doğrusu metafor da olsa söylüyorum. Şimdi AK Parti ile MHP'nin yaptığı ittifakla benim yer alma şansım yok. Adı Cumhur İttifakı. Siyaseten de mümkün değil. Fiilen de mümkün değil. Bunun adına bir de beka koydular altına. Bir beka, ülkenin bekası açısından. Biz yan yana izlediler. Çok uzun uzun konuşması gereken laflar ama detayları da çok iyi bildiğim için, meclisi de bu lafların bir kısmı misafir ettiğim için onlara girmeden şunu söyleyeyim. Beka dediğim zaman benim aklıma 1919 Atatürk'ün Samsun çıkarması gelir. Bir insan orada rütbelerini bırakarak çıkıyor, Anadolu'ya geliyor. İşte Beylik olurdu komutanı Kazım Karabekir emrine girmede tehlike olacak bir sivil halinde. Ama ülkedeki manzara-i umumiye şu oldu. Mustafa Kemal manzara-i umumiyeyi tarif ederken İngilizler İstanbul'a girmiştir. Fiilen İstanbul'dadır. Fransızlar Güneydoğu Anadolu'yu işgal etmişlerdir. Nedir? Antep, Maraş. Ondan önce İngilizler gelmiştir. Yunanlılar Ege'de ve Antalya'dadır. Doğudan devlet kurmaya kalkışmalar ve devletin farklı alanlarda parçası Türk ve Ermeni devleti meselesi söz konusudur. O nedenle ülkenin bekası tehlikedir diye yola çıkan insan Balıkesir'de hutbeye çıkar, Erzurum'da gider tahmin yayınlar, gelir Amasya'da tahmin yayınlar, beka böyle bir meseleyle karşı karşıya olduğu zaman kaçınılmaz bir tarifli ve çizgi kurulur. Bana Türkiye'de biz vatanımızı savunma konusunda kaçıp buraya gelip seçim çalışmasını yapıyormuştum. Bana nerede Türkiye'nin işgal edilmişi sorarsanız Sayın Devlet Bahçeli'ye göre 1983'te başlayan, pardon 83 değil, 78'lerde başlayan PKK olayı, ondan sonra Kobani'de başlayan PYD olayı ve sonra da 15 Temmuz'da silahlı kalkışmaya kalkan kendilerinin hasretle beklediği Fethullah Efendi hareketi Türkiye'nin bekası olur. Bunlar Türkiye'de bir yer kalkışmadır. Ülke bekasını al aşağı edecek nitelikte tehlike olarak görmek mümkün değil. Yani fiili bir ordunun ülkeyi işgali söz konusu değil. Tehlike olarak her tarafı hafife alınacak mı? Hayır, hafife alınacak değildir ama beka ile tarif edecek bir tehlike değildir. Ama altındaki beka söyleyeyim size her iki partinin iktidar bekasıdır. O beka vardır. Ve bunu da başarmıştır. Kim başarmıştır? En çok da Devlet Bey çok rahat başarmıştır. Partisi hıyar gibi ülkeye bölünmüşken sonunda seçimde gelmiştir. %13'in 14'ün üzerine oy alarak grubundan daha fazla milletvekili çıkaracak sınavıya gelmiştir. Dünyadaki bazı şeylerin tersine Türkiye'de olur. Genellikle büyük partiler, küçük partilerle yutarlar ve yok ederler. Büyük balık, küçük balığı yer gibi. Burada tam tersi küçük balık, büyük balığı kemirmeye devam ediyor. Büyüyen MHP, küçülen AK Parti, gündem tayin eden Tayyip Bey değil, bu saatten sonra Devlet Bey'dir. Bu nedenle kendi bekaları konusunda oynadıkları roller söz konusu. Gelin Millet İttifakı'na, Millet İttifakı dediğiniz zaman da haklı haksız işte Türkiye'de kafalarına göre şeyle bir tahayyülde bulunuyorlar. Acaba bir gün Türkiye bir Amerikan sistemindeki bir iki parti.
partiyle gidebilir mi? Şimdiden biz onun hazırlığını yaparım. Soldaki merkez solda, merkez sağdaki partileri yaklaştırırsak böyle bir blok oluşturur. Bu blok ileride iktidara sahip olur. Öteki blokta işte MHP, AK Parti o da iktidarda kalır veya gider. Yanıldıkları nokta şudur. Amerika'daki yine Amerika'daki anayasanın sistemindeki yapı iki parti olsa bile ne seçim sistemi buna yakındır ne de ideolojik yapıları bunlar gibidir. Bunlar yedi parçalı ideolojiye sahip çeşitli siyasi partilerdir. Blok olmaları söz konusu edin. Nitekim örnek gösterdim Antep'te. Büyük şehirde ayrı yarışıyorsun. Yani ayrı ayrı yarışıyorsun. İlçede ayrı yarışıyorsun. E neresi bunun ittifak? Nizip'te ittifak yapmışız. Antep'te ittifak yapmışız. Tamam. Şimdi sosyolojik yapısı AK Partisi'nin işinde hangi adam gidecek derecelere oy verecek? Ben oradan deyip buradan alsam hangi ideolojik yapıya mensup ya MHP'den bana çok istisna olarak ittifak oy verecek. Yakın akrabalık söz konusu değil. Yani. O nedenle kitle olarak söylüyorum. Münferit gelebilirler ama bu nedenle ittifakların sosyal zemini ve ideolojik zemini hazırlanmadan yapılmış bir şamadır. Ve bundan çoğu da sonunda göreceksin. Fiyasko ile bitecektir. Nitekim hatırlarsınız İYİ Parti'nin saygıdeğer yöneticileri 20 milletvekili ödünç veren partiyle seçime girme şansını bulmuşlardır. Seçimden sonra CHP'nin bizi seçmek parlamentoya sokması bize oy kaybettirir demişlerdir. Seçime giremeyeceksin sen kardeşim bir haldeyken. Seni parlamentoya sokan adamın sana iyiliği oy kaybettirir mi? Haydi ettirdi bize söylenir mi ya? İnsan biraz bir vefa olur veyahut da bir edep olur yani ya. Sana dün bu iyiliği yapmıyorum, sen de onu da benim başıma kalkıyorsun diyelim. Bunların hepsi Türkiye'de sati, suni olan çabalardır. Bu suni çabalarla Türkiye siyasetinin şekillerinin mümkün değil. Peki sen ne yaptın diyeceksin yani. Biz geldik baktık ki parti meselesi işte yok doğru dürüst bunlara gidemiyorsunuz. Mahallede bazen bir parlak bir kız olur. Müşterisi çoktur tamam mı? Fakir gençlerin hepsi sıraya gelir. Hayır ben bu kızı alabilir miyim diye. Baktım bizimki de ona benzerdi. Birlik şey, Millet Partisi, işte DSP, Demokrat Parti, Haydarbaş'ın partisi gibi partiler bana talip. Diğer zaten zenginlerin de koltukları işgal edilmiş. Oğlanların kızları kızlara sözleşmiş. Bir de sıra gelme şansı yok. Bu partilere birini seçme şansı var. Nedir bu? Baktık. Dedi ki Demokrat Parti bana göre ben hak teslim ederek dedim ya da beğenirsin beğenmezsin. Türkiye'nin ilk sivil siyasi partisi olur. Yani 5 Mayıs dedi Kemal Bey. 5 Mayıs beyaz devrimdir halkın. Yeter söz milletin dediği zaman kendi kaderine el koyma hale gelir. Sonrası asılmıştır insanlar. Başına şunlar gelmiş. Bunlar gelmiş. O tarihe tartışılabilir. Ama Demokrat Parti ile CHP arasında bir uzun süre biliyorsun çekişme söz konusu olmuştur. Siyaset yapan bir adamın da kendi hesabını iyi yapması gerekir. Benim de dayandığım taban eskiden Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili parlamentoya girdim şimdi. Bunu taşıma şansı olmayan bir parti seçme durumu yok. Yoksa ben saygı duyduğum siyasi partidir. Peki şey olmaz zaten Haydarpaşa'nın partisi yok. Dedik ki en son hani demokratik sol partisi olsun ama sebebi de şu. Siyasetin kirlenmiş olduğu şu ortamda kimse Ecevit hırsızlık yapı diyemez. Diyemez mümkün değil. Yani. Parayla ilgisi oldu deme şansınız yok. Bu nedenle Ecevit gibi siyasetten temiz kalmış bir partinin amblemini seçmek durumunda kalacak. Nerede bu parti? Dediler ki Antep'te binası yok. Peki bu partinin tabelası o da yok. Peki, o da yok. Ne yapalım? Kim dediler? Bir marangoz, mobilyacı arkadaşımız kendi mağazasında bu işi yürütüyor dediler. Aradık. Hay hay memnun olun falan dedi. Sorduk. O da elinde dedi. Bir mühürden başka bir şey yok. Hani sonra dedi ki kardeşim madem seçimde biz bir adres göstermek durumunda şu oy pusulasına gittiği zaman bağımsız yasanın onun oyunu da bulmuşlar. Bir bağımsız yaptığınız zaman sizin isminizi görmek için 60 tane imza dilekçe veriyorlar orada. 60 kişi birden bağımsız. 100 tane yapıyorlar. İsminizi bulma şansı mümkün değil. Yani karınca reçete yasanın daha küçük yazıyorlar. Mühür vuracak yeri yok. O nedenle dedi ki biz Ecevit'in partisini seçelim. Oradaki ak güvercini daha doğrusu bazen kızıyor arkadaşlar ya burada bir kuş kalmış diyorum kızıyorlar. Ak güvercini bulduk size oy pusulasında adres diye gösterdik. Parti olarak onu seçtik. Bu nedenle bizim oraya giderken bulduğumuz adresin içinde yüzde Antep'te 13 arkadaş var. Geldim 13 kişi vardı yani. O da çopladım geldi yani arkadaşların sayısı bu. Türkiye'deki oranında %1'den dışında ne diyecektim. Evet, evet. Bazıları da seçime girmemişti.
Bu nedenle şu anda benim yanımda kim var diye sorduğunuzda toplumda aklına gelen katmada kim varsa. Alevisi var, Sünnisi var, Kürdü var, Türkü var, Lazı var, var. Parti olarak kim var diye sorun. Araplar var, Demokrat Partiler var, Doğru Yolcular var, MHP'liler var, Ülkücüler var, Demokratlar var, Liberaller var. Halkın her türlü rengi burada. Bir at koymamız gerekirdi. Onun adına Halk İttifakı kurduk. O nedenle bu ittifakla sizin karşınızdayız. Partinin adı da Demokratik Sol Parti. Ne yapacaksınız peki diye bana sorarsanız, vallahi bana sorarsan halk daha çok çalışıyor. Halk çok çalışıyor. Bana gelen duyumlar halk çok çalışıyor. Halkın çok çalıştığı yerde de hep şuna inanmışsındır. Dünyada da halkı yenen bir silah icat olmadı. Milletleri de, cumhurluğu da başka bir şey ama ben halkı yenen silah görmedim. Çünkü bunun en güzel örneklerinden birisi de şu Latin Amerika'daki halklar köleydi, bugün halk olduk diye hepsi devrim yaptılar. Daha enteresanı İran Şahı'nın kurmuş olduğu ordu yapısı iç savaşa karşı dünyanın en kuvvetli ve en zalim ordusuydu yani iç savaşa karşı. Ama ne zaman ki Hümeyni'nin bir uçakla Lyon'dan binip Tahran değil mi? Tahran'a inmesiyle binler, on bin, on binler, yüz bin, yüz bin, milyon olduğum hiçbir paraya çalışmaz. Bu nedenle biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Gaziantep'te yoksul halkın, demokratların, liberallerin, aydınların biriktireceği oy potansiyeliyle bizi bu şekilde kimsenin geri etme şansı yok. Bu kesimin içinde kim yok? Ben sana söyleyeyim. Bir de bu holdingler yok. Yani Gaziantep'e tıkaç olan holdingler yok. Yani. İki, iş adamları da benim açımdan bilerek yok. Yani. Rica ettim arkadaşlara. Aday Oruçlan konusunda uzun süre direnmenin bir nedeni de Gaziantep'teki Kürt Türk iş fark etmiyor. İş adamlara yapacak baskıyı hissettirmemek. Dahası baskıya maruz kalacağını bildiği için aday olmamadaki en etkenlerden birisi de o. Bunu şimdi söylediğim zaman bazılara enteresan gelebilir. Çünkü 2004'te burada atletik yapır bir arkadaş vardı. Manş denizi geçen bir arkadaş vardı. Kimdi o? Bakan Gürşat mıydı? Gürşat Gürşat. Organize sanayinin toplantı salonuna o arkadaşları çağırdılar. 420 iş adamını. Defter ederdiniz mi Celal Doğan'ın? Şimdi bunu yaşayan bir insan var. Hayatını çoluk çocuğun nafakası için ortaya koymuş. Biraz sermaye sahibi olmuş. Kilit anahtar olarak da ellerinde kredisi olan, banka kredileri olan, bir takım taahhütleri olan insanların benim yüzümden mağdur olmalarına gönlüm razı olmazdı. Bugün de olmadı, yarın da olmadı. O nedenle rica ettim arkadaşlara, lütfen beni telefona da aramayın, beni yanımı da görülmeyin. Şimdi benim bu itibarım işte bunlar eksik. Bunlar kime benziyor biliyor musun? Bunlar küfredeki halka benzetiyorum bunları. Şöyle benzetiyorum. Hazreti Hüseyin, Hazreti Peygamber'in son torunudur. Küfe halkı Muaviye'den kurtulmak için yazdığı mektupta Hazreti Hüseyin'i göreve çağırır. Hüseyin şeye varır, Küfe'ye varırken 15 kilometre kadar Zafer Kan diye bir şair gelir ki ya Hüseyin dön bunlar seni affedecekler. O der ki ben halkın talebi üzere geldim buraya. Benim onlardan bir şey istemedim. Onlar beni buraya davet ettiler. Der ki ona şair, gönülleri senden yana ama kılıçları Muaviye'den yana. Şimdi ben Muaviye'nin kılıcına zenginleri düşer etmek istemiyorum. Gönüller de benden yana olur biliyorum. Onun için rica ediyorum arkadaşların başına bir bela gelmesin diye bu ittifak seçim sonu gelene kadar da arkadaşlar benimle bir işi kurmasını istemiyorum. Ama ne yapıyorsanız da özgürler bana. Benim onların oyuna bir ambargo koyma hakkım da yok. Oylarını istedikleri yere verirler ama benim yüzümden bir mağduriyete maruz kalmalarını istemiyorum. Türkiye'deki manzara yükümeye demokrasi açısından budur arkadaşlar. Burada iki tane işçi bir şirkette çalışırken geçen gördüm bizim ofiste gelmişler. Sabahın ikisi de ağlayarak geldi biz de işten çağırdılar. Demokrasinizin büyüklüğü bu. Yani iş adamlarına bu işlere geleceğini benim anlatmama gerek var mı? Yani? O nedenle bu konuda ittifaka gönül vermiş insanlar var. Onlar da boyunlarına kılıca sarmış benim arkadaşlarım. Yani bakalım ne kadar götüreceğiz, öyle gideceğiz. Bu işin parti yönü başkan. Diyelim bir başka yönde ben size geçen de anlattım. Bıraktığım şehri olduğu gibi bulamadım.
Bu laflar uzuyor ama sıkıldığın zaman seni keserim. Bu şehirde giderken bu şehri 2004'de teslim ettiğimde hep ana başlıklarla söylüyorum. Bu şehir benim bıraktığım şehir değil, bulduğum şehir. Şu bana içirdiğiniz su şişe suyu. Ben 15 yıl evimde şişe suyu kullanmadım. Hep boru şişe kullandım. Şimdi evinizde sağlıklı şişe suyu değil, boru suyu içen varsa eline kalırsın. İki, size bıraktığım hava aynı hava değil. Aynı havayı sormuyoruz arkadaşlar. Bu şehir Türkiye'nin en temiz ilk 4 şehirden birisiydi yani. Hava açısından ortaya koyduğumuz şeyler vardı. Ne diyorsun ona? Paneller vardı. Hatta göstergeler vardı. Her gün sabah bakardınız ne kadar kükürt oranı var, hidrojen ne kadar, azot ne kadar. Gördünüz değil mi? Bizden sonra bunlar buharlaştı mı yani? Kaymoldu. Bir cevmen koydum götürdüm onlara. Çünkü bir daha asamadı. Dahası koyamadı ortaya. Ver seçim kömürünü, veririz diyelim. Koy kömürü, al oyu. Koy kömürü, al oyu. Sabahlarınız, çocuklarınız zehirle uyanıyorlar. Daha da ötesi, bu şehrin hakim rüzgarı, burada çok değerli mühendis arkadaşlarımız var. İnşaat yapan arkadaşımız var. Hakim rüzgarı bu şehrin batıdan, yani neden Sof Dağı'ndan gelir. Sof Dağı'na kurduğunuz panelleri hatırlar mısınız Kemal Bey? Bu memlekette olimpiyat sadı yapıldı İstanbul'da. Gelen rüzgardan top duramıyor diye, tamam mı? Top varsa alıyor. Topa doğru vuramıyoruz diye rüzgar panelleri kurdular. Top daha rahat oynansın diye. Soluk borularınıza gider panelleri koyduğunuzda. O 40-50 metre yükseklikler hepsi hem hırsızlığın kaynağıdır hem de çocuklarınızın nefes boru dağısı akciğerlere giden o güzel havayı tıkayan panellerdir bunlar. Hepiniz seyirci kaldınız buna Türkiye'de, Antep'te. Herkes seyirci kaldı. Yapacağınız fazla bir şey yok. Namuslu birkaç tane arkadaşımız orada dava açtılar. Onları saygıyla kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Odalar olarak yaptığınız mücadeleyi halk yapmadı. Siyasi partiler de yapmadı. Dikle duramadılar bu konuda. Ya kardeşim gözünü seveyim. Burada bir tane fuar alanı var mıydı? Var. Bu fuar alanı yeşil miydi? Yeşildi. En azından Tabakhane mahallelerine bir nefes alıyor mu? Evet ya. Ya Allah belanızı versin. Orası otel olur mu yani ya? Ve kimse de gidip de o makinenin önünde bir adım durmadı ya. Dur be kardeşim demedi ya. Gidin Almanya'da bir ağaç kesin. Dal kesin, dal dal. Oradaki adam geldi ki kardeşim bir doğru kesemezsin. Evet, evet. Her şeye evet, her şeye evet. Efendim şey var, korku var. Ya bir defa da bir günde özgür yaşa ne var ya. Bir anda özgür düşün ne var ya. Bu da yok. Şimdi o paneller bu hale Türkiye'de. Ben geçen de anlattım. Arkadaşlar da belki biliyorlardı. Bıraktığım şehirde imar parsel bazına indirilmiş. Ya kardeşim imar ada bazında olur yani ya. Hukuksuzluğun ve haksızlığın temelinde bu var. Yok. Herkes kim imtiyazı ise onun için yap. Kim imtiyazı ise ona yüksek ver. Fakir fukarayı da yanında ezer. Çöker. Yani. Belediye başkanı, şehir belediye başkanı olmayacak yani. Ben belediye başkanının kapısından içeri girerken belediye başkanının çok sert de bir başkanımız vardı. Zihni kurtlar 36 sene savcılık yapmış. Eşraf aileden birisi. Arif Han'ın torunu değil mi? Böyle birisinin torunu falan. Buyur dedim Zihni abi. Şu şeyi alır mısınız özellikle? Kapıdan içeri girerken. Niye dedi beyefendi? Ne derdin var partinin de? Bir derdim yok ama ben bu saatten sonra şehrin belediye başkanıyım. Partinin değil yani. Tamam dedim. 15 yıl boyunca bunu yapmaya çalıştım başkan. Ve hiçbir belediye başkanı Türkiye'de şu lafı söyleyemez bak. Yarışmada şey de vardı. Şerif Bey de vardı. Son seçim 2004'te bizim bütün seçim finallerimiz Tuğcan'da yapılan oteldeki bir açık oturumda biterdi. Adaylar gelir, düşüncelerini söylerler. 5 televizyonun 4'te canlı yayın yapar. Halkla sizi seyreder. Şu cümle, iki tane cümle söyledim. Ey Gaziantep derdim. Ben bu şehirde oturuyorum ve geldiğim yer şehrin en ücra noktası. En ücra noktası. İki aydan beri buradayım. Benim evimin kanalı ve suyu yok diyen bir tek adam gelsin adam olacağım. Çünkü ben kenar mahallede en ücra evde oturmayı bilen bir adam geldim. 1954'te Nizmi Çanakçı köyünde burada tek başıma geldim bir ev kiraladım. Yavuzlar Mahallesi'nde. Yavuzlar Mahallesi'nin girişinde büyük bir mağara vardır.
Hasan Can diye bildiğim bir adamın evini 125 Ocak kiraladım. Benden sonra hiçbir ev yok, tamam mı? Her kaya böyle insan bedeni gibi. Su da yok evde. Elektrik de var evde. Dedim ki bak bu evde oturan bir adam varsa böyle bir yerde. Desin ki benim suyum yok, kanalım yok, aday olmayacağım. Bir cümle daha söyledim. Ben senin kapına geldim 15 yıldan bu yana. Ben MHP'liydim, CHP'liydim, ANAP'lıydım. Doğu CHP'ler gelmesin. Çünkü niye CHP'li diyecek ki ben seni seçtim, her şeyi yap diyorlar, yapmıyorum. Başka siyasi partiler bir siyasi diyecek. Sen bana partiden dolayı farklı muhabbet yaptın, şerefime aday olmayacağım diyorlar. İftira etme hakkına sahipsiniz. İftira edecek kimse de gelmedi. Çünkü güvenin lan bunu söyler. E şimdi bana söylerseniz Allah aşkına bir partinin ve bir ailenin belediye başkanlığında başka başkanınız var mı huzurunuzda yani? Sizi böyle bir manzara sergilemiş size ve bunu 15 yılda halk seyretmiş. Ben ne aşiret reisiyim, ne cemaat mensubuyum, ne arkamda holdingler var, ne de benim fabrikalarım var. Beni buraya çağıran halk bu yaptıklarımı aşmalı düşünmek lazım. Ben de herkese tavsiye ediyorum. Yani ben buraya gelirken arzumla gelmedim ama yaptıklarım beni buraya getiriyor. Bana bir tane Antep'te değil, Türkiye'de bir belediye başkanı gösterin. 15 yıl önce oradan gitmiş, sonra gel aşkı, şevkle gel seni buraya çektin herhalde. 15 sene sonra buradaki belediye başkanı yapmış, sokakta kimse tanımaz ya. Selam vermezler adama. Bu nedenle ben siyaseten yaptıklarımı inanarak yaptım, güvenerek yaptım, yapmaya devam edeceğim. Başka konu bir söyleyip bitireyim. Devleti yönetenlerin başındaki insanlarla mahalli yöneticilerin iyi geçinmesi gerekir. Şunu söyleyebilirler. Ya işte belediye çok borçlu. Evet, Türkiye'nin en borçlu belediyesi. Tefeciye düşmüş belediye. Tefeciye düşmüş. Ankara Belediyesi'nin nüfusu 6 milyon. Gaziantep Belediyesi'nin nüfusu 2 milyon. Ankara Belediyesi'nin yıllık ödediği faiz 172 trilyon. Antep 2 milyona yılda 170 trilyon faiz ödüyor aldığı borçlar. Ne yaptı bana söyle ya? İki battı, üç çıktı, iki tane köprü dışında bu şehirde bir tane 220 kilometreden buraya su mu getirdin yani? Bir Gatem mi yaptın bana söyler misin? Bir 100. yıl kültür parkı mı yaptın bana söylesene? Bir Karataş mı inşa ettin? Bir Gazi Kent mi inşa ettin bana söyle? Ne yaptın yani ya? Ay diye bir şey var yani ya. Ne yaptın peki? Haydi yapmışsın, ondan sonra çıkacaksın ben halka belediyecek. Hayır kardeşim yapmadım ben belediyecek. Ya dün bir de utandım ya. Dün şeyin yanından geçerken, E5'ten, Adana'dan gelen yoldan geçerken, Hacı Baba'nın eteğinde bir tane şeyler vardı. Trotuarlı yaptığı bir tane park var, biliyor musun? O parkın karşısında eskiden orada yolun sağında lastikçiler vardı. Ben kaldırdım onu, temizledim ki orayı yeşil alan yapıp, eğer Otçay'la Devlet Demiryolları'nın 100. yıl kültür parkı birleştirirsek, bu şehrin 200 yıl değil, 500 yıllık vahasını kurabiliriz diye hayal ettim, oydu benim. Ya orasını imara açmışlar, ticari yapmışlar, 1000 lira metre basın konuk olmaz yapmışlar ya. Satın alacağınız yol mu kalmadı ya? Yolda mı satılır bunlar yani? Gazikent Mahallesi 80 bin nüfus için inşa edilmiş bir yerdir. Mahkeme kararı var elimde. Yani şeye de verdim, İsmail'e de verdim. Ya kardeşim 80 bin nüfuslu bir yeri inşa etmişiz. Yolu, suyu, kanalı, yeşili ona göre hesap edilmiş. Şimdi babasına imar yeri olarak verdim. Depolama alanlarına ticari ve şey istiyorsunuz, konut istiyorsunuz. 12 bin insan sığdıracaksınız oraya. 12 bin, orada ikar rant 1 milyar dolar. Bu adamların huzurunu kaçırmaya hakkınız var mı sizin ya? Bu şehirde bunları seyrederek nasıl oturacaksınız? Nasıl bu işlerini sığacaklar? Bu adamlar göre göre nasıl oy vereceksiniz? Şehrin belediye başkanı özgür olmalıdır. Kimseye borcu olmamalıdır. Kimseye vefa borcu olmamalıdır. Kimseye milleti olmamalıdır. Ama görüyorsun. Geçmişte Asım kardeşimiz oranın başhekimi. Bu kardeşimiz oranın kimya mühendisi. Velev ki bir ara laf geçti işte. Ne ismi İYİ Parti ile CHP birleşirse Fatma Hanım'ı sigorta almak için bu sefer imamlarını gönderdiler İYİ Parti'ye. Bekir Hoca'yı. Ayıp diyor. Yani bin duymaz mısınız ya? Yok. Bura benim çiftlik lan burası yani. Köpeksiz köyde değneksiz geliyorsun yani. Bunlara müsaade edilmez ki. Bu hep bizim göre. Gelelim somuta. Ne yapacağız lafı? Ben de çok uzattım biliyorum. Dört mevsim belediyecilik yapacağım. Tamam mı? Dört mevsim uymak diyorlar. Bir,
akıllı belediyecilik yapacağız. Bunun bu işte en büyük trafik yeri, tamam mı? Üretken belediyecilik yapacağız. 3 marka belediyecilik yapacağız. 4 güvenilir kent yapacağız. Benim anlayışım bu. Bunların içinde size anlasam saatler sürer ama isterseniz gelin şu sizin söylediklerinizin biraz başlarına bakalım. Beraber sizlere tartışalım. Trafik ve sonra dönüş yasakları demiştiniz satır başında. Ya bunun işi, bunun içinde hakikaten anlatmak için, metafor için araştırdım, ne yapayım dedim. Beynimizde iki lob yok mu bizim şurada? Biri sağ lob, biri sol lob. Bu sol lobu iptal edersen beyin kalır mı? Kafa da kalmaz. Şehir ona benzedi ya. Bu tarafı iptal ettik. Şehir nasıl çalışacak? Çalışır ama peki kaybetmişler aslında. Niye ta gidip Maraş kavşağından sonra dönüp gelmiyoruz? Bazen kısaltmışlar ya. Niye dönüyoruz ya? Gidin Maraş kavşağından dönün. İşte her zaman yolunuza devam edersin yani. Bu anlayış yoktu bakın. Bunlar o burgulardaki ana şeyler, ne diyeyim, kavşakları dizayn etmiş şekilde çıkardılar. Başka bir biçime soktu. Sonra dönüş yasağıyla dön babam dön geleceksin adam yerine bulacaksın. O nedenle ilk etapta bunu incelenmesi gerekir. Mutlaka kanaatimiz sonrasında kalkması gerekir. Bu bilimsel olarak olur. Bu lafla olmaz. Ama yine söylüyorum beynimin sol taraftaki lob yoksa bu kafa kafa değildir. Bu eksik bir kafadır. İki şey demişsiniz bana. Paralı bankomatlar gözden geçirecek. Bunlar olabilir. Muamele aksoyunda hastanesi kavşağına gelinde onunla yok diyoruz. Bunlar trafiğe ait yönler. Çare. Bunlar hepsi revize edilecek şeyler ama bizim aklımızdaki bir tek şey arkadaşlara giderken Kamil Bey de vardı. Ücret de vermedim. Torpil olarak hep kullandım. Tansu Hanım'ı, müsteşarları bu şeyle ilgilendirdim. Oradan açılmışken söyleyeyim. Sayın rahmetli Özal'la başladım devlete başvurmayı o zaman. 220 milyon doları kattaldım. Rahmetli Taşar'ın da rehberliğinde adama başvurduğumda. Sonra çok uzun. Hani Özal'ı anlatsam bize bu konuda zaten bir saat yetmez kaplıklarımız. Arkasından Tansu Hanım geldi. Tehditleri Süleyman Bey geldi. Hiçbir şey esirgemedi. Tansu Hanım geldi. Dedi ki bakana Celal Doğan geldiği zaman kardeşim hukuk bana sorma. Bu benim adıma yetkili değil yani. O kadar yakın çalıştık. Ecevit geldi, yanında Devlet Bey vardı. İkisi dahil. Sonra rahmetli Erbakan geldi. Bilhanede biliyorsunuz Mesut Bey vardı orada. Hiçbirisi bana gözünüzde kaşım var deyip Antep'le ilgili en ufak bir eksi göstermediler. Bunu şunun için söylüyorum. Devletin imkanları kimsenin babasının malı değildir. Bu eğer doğru düz projede giderseniz süründürmeye kalksana bile sonunda yapmak mecburiyetini. Örnek söylüyorum sana. Gaziantep Belediyesi'nin borcunun büyük bir kısmı GASKİ'nin borcudur. Değil mi arkadaşlar? GASKİ. Çünkü enerji parasını hiçbir belediye ödeyemez. Ben değil, Allah gelse belediye başkanı ödeyemez. Niye? Çünkü bu suyun bedelini enerjide para ödemek için 15 dolara, 20 dolara satman gerekir. 20 dolar kaç lira yapar? 100 lira mı? Sonunu 100 lira satacağım. Kim alır suyu o zaman? Devletin de görevi var ama. Devlet Su İşleri Kanunu dedi ki 400 bin nüfusu geçen şehirlerin suyunu devlet il sınırına kadar getirmek zorunda dedi. Sen bana Adıyaman Göksu'dan getirtiyorsun. Oradan oru şeyle ne diyeyim tünelle Gölbaşı'na motopompla Pazarca 5 motopompla buraya getiriyorum. Benim sınırım nerede? Benim sınırım Arapların yakında. Niye getirmiyorsun oraya da? Oradaki enerji parası ben demem. Hadi gel kes bakayım ben. Kes ya hadi 2 milyon nüfusu bulaşıcı hastalıkların kaynağı yapacak. Hükümetsen gel kes. Sen de görevini yap ben de yapayım kardeşim. Buraya kadar getir ondan sonra izin vermezsen gel benim yakıma yapış. Ama sen de görevini yapmıyorsun. Ben buraya 220 milyon dolar borcu getirirken de senin bu yapman gerekir. Ben senin adına borçlandım. Bana diyor ki Celal Duvar'ın borcu ne dedi 16 sene sonra. Bu ne peki şimdi? Sen de ödeyemezsin kardeş. Ödeyemezsin. O nedenle yapılması gereken şu. Belediyelerin, yani devletin işleyişi konusunda yukarıdaki mesele şuna bağlayacak. Bıraktık buraya şey metro sistemi. Bir tek adam tenezzül edip yapmıyorlar. Ne yapmak gerekler? İtham etmiyor. Şurada resimde koymuşsunuz. Yani belli de oluyor bunlar. Neredeki çöplükten toplandı belli. Terk edilmiş araba parklarına getirildi belli. 170 trilyon arkadaş.
Boru değil, 170 diyor. Ne yaptın peki? Güzel. Yolu daraltıyor. Yoldan çalıyorsun ya. Bu değil. Niye metro yapmadınız? Her sene 1 kilometre metro yapsaydınız ya. 16 kilometre ya. Bugün bizimleri konuşmaz. Ama bu saatten sonra metro da çare değildir. Çünkü o da yaparken daha çok zaman alıyor. Daha çok yol tıkanıklığı size külfet getiriyor. Yapılması gereken şey hava araydır. O konuda çalışmalarımız var, araştırmalarımız var. Gücümüz yeterse ki inşallah yeter. Hava arayı Gaziantep için ideal sistemle diye düşünüyorum. Gelelim şeye. Asansör periyodik kontrollerini koymuşuz ana başlık olarak. Bunu anlamadım. Şunu hiç anlamadım. İstersen ya işi ehline vermez. Ananı söylüyorum. Ya işi ehline vermeyen adamın devlet yönetme hakkı var mı ya? Ben kimseyi kimsemiyorum. Uzun süre bu arkadaşlarımız ilk 4 sene ille İmam Hatipli olacak. Ya İmam Hatipli benim başımın üstüne kadar. Ama İmam Hatipli yetişmiş mühendis değilse bu olmuyor yani. Olmuyor yani ya. Sonra Petrolhan kadrolara muhtaç kaldı. Mecburen Avrupa görmüş, master yapmış, adam Amerika'ya gitmiş, Londra'ya. Bu cari oturuyoruz, mecburen yok. Sonra kavga çıktı, rant paylaşıyor. Şimdi bu dediğiniz de bundan farklı değil. Ben, sen varken yani ehil insan varken ha bir adam çok iyi müteşebbistir. Elinde iki tane masterlı elektrik mühendisi vardır. İhale gibi varıyorsa amene sadakla. Ama ben varken bunu oturup da Ali Seva var yandaş olsun diye yapıyorsam ihale ederim şeyle. Zaten iş güvenliğin geldiği noktanın sebebi bu Türkiye'de işçiler niye ölüyorlar ya? Ya niye senin ülkendeki işçi ölüm sayısıyla Londra'daki aynı değil? Niye Fransa'daki aynı değil? Çünkü sen işveren olarak bunu tane almıyorsun can güvenliğini. İş verirken de devlet bunu aramıyor. Habire iş kazası insanlar ölmeye devam ediyor. Canın değerinin olmadığı bir mekanizmada yaşıyor. Benim oturduğum biraz ayağım karşısında şey vardı. Ne ismi? Hastane insanın ismi Ali Samiye. Ya arkadaş Allah için ya. Bir asansörle 8 kişi ölür mü? Yapmayın ya. Asansör bu ya. Ya bu böyle bir olacak iş mi ya? Çağrı ayları ve 300-400 bin lira davada kimse mahkum olacak gitti. Bunu savarsın ama kardeşim bu insanların öte dünyada hakkı var. Yapın. Gelelim bu şey meselesi. Bunların odalarla halledilmesi gerekir. Biz bunu samimi olarak buluruz. Hatta ben ilk 1989'da göreve talip olduğumda mühendisle mimar arasına bana danışmanlık yapın dedi. Size de bunu peşin söylüyorum. Size yaptırdım. Paylaşımın içine karışmam. Bakın siz de bu konuda birbirinize antat kalmalısınız. Çünkü ben çok gördüm böyle bu işleri yapıyorsun sonra iş paylaşma geldi mi ayrım başlıyor. Onu da sizin o da yönetimimizin adaletine bırakmak durumdayım. Öğrenci ve personel servisleri. Adam esrarcı, adam eroinci, adam sabıkalı. Bunların şoförü ya. Yandaki öğrenci rehberlerin eğitimi yok arkadaşlar ya. Yalnız sen bahsediyor ki bu Türkiye'de olan bir hadise. Bunların mutlaka denetlenmesi şart. Buna bir ekleme yapayım. Buyurun. Başkanım. Şimdi bu servis araçları ve öğrenci araçları, işçi taşıyan araçlar dahil olmak üzere bu araçların kontrolleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Yani aracın karayolunda yürümesi, karayolunda trafikte seyretmesi değil de aynı zamanda insan taşımaya uygun olması anlamında aracın uygunluğunun denetlenmesi gerekiyor. Onu Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde çözüyor şu anda. Ama birçok ilde... Onlara vermiş görüşü yok mu? Var ama yani daha çok kendi bünyesinde yapmaya çalışıyorlar bu yetkilendirmeyi. Çünkü burada Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bu. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğu için kendi personelleriyle kendileri yapıyorlar. Ama saat 6'da organize sanayi bölgesinden bir servis araçlarının, işçi servis araçlarının yanferik gitmesini görüyorsunuz. Egzoz dumanlarını görüyorsunuz. İş kazası işçi evine teslim edilinceye kadardır. Dolayısıyla bununla ilgili ciddi sıkıntılar var. Öğrenci servisleri de aynı kapsamda. Ben olsam yapmam. Niye biliyor musun? Ya ben niye sorumluluğu üzerine alayım kardeşim ya? Sana yaptığım doğacak kazada tazminat seversin. Biz niye yapıyoruz? Niye yapıyoruz başkanım? Aynen. Akıl olarak bunu yaparsın. Evet, doğru. Hem tamam, ben, şimdi sen ne diyorsun biliyor musun? O memurlar rüşvet alıyor. Gelen yap ediyorsun. Ben niye o ikama girmiyorum? Şimdi hem asansör... Sana yaptırırım. Ben de sorumluluktan kurtulurum. Hem asansör hem de servis taraflarını biz niye yapmak istiyoruz başkanım? Biz kamu kurumu niteliğinde anayasanın amir hükmünce kurulmuş onlar, bir kuruluş. Tartışma yok. Dolayısıyla biz bu işi ticari kaygılarla değil, layıkıyla yapmak için biz bunları istiyoruz. Sorumluluğumuzu da bize veriyoruz. Layıkıyla yapıyorsunuz. Aslında biz de taşınabilirsiniz. Aklınıza istiyorsunuz.
Bir de burada mezun olmuş gelmiş. Kapıdaki bilmem ne sıradan elektrikçi hiç okul görmemiş. Eğitimli bir adam. Ona verdiğiniz zaman yuvarlak sorumluluğundaki payı ne kadar senin? Belediye başkanlıkları payı mı burada? Bunlar bizim için değil. Bizim için tam kazançtır bunlar hatta. Yani. Bunlar bizim için. Ama ben bir tek şey söyledim. Yani bu şey meselesi, kendi aranızdaki problemi siz çözersiniz. Beğendiği forum meselesi demişsin. Park yaptın diye. Duvar anı kaldı bir yere beğendiğin. Beş park verildi. Forum havaya havaya yapıldı diyorsunuz. Bununla ilgili kardeşim, isterseniz. Bakın oraya güçlüydü. Ben oraya Gaziantep'te ilk yaptığımızda bunu bir tane şehir merkezinde alışveriş mağarası yoktu yani. Bu ilkti o tarafı. İlk kaldı ki sadece orada onun dışında karşıdaki parkı açmışım 17 kilometre. Benim başıma 3500 metreyim kalkıyorsun. 3500 metre karşıda kalmış. Bütünselliği devam eden bir 7. yıl kültür parkı yapmışım. Benim başıma kalktı 3500 metre. O da dedi inşaat alanı 1800 metre kare. Bu mu yani gördükleri kusur? Yani sonra sen bunu yıktın. Şey mi yaptın ya? Otopark mı yaptın? Ha aklıma geldikten söylüyorum. Bu şehirde mühendis, mütehendik yapan kim varsa geldiğim gün otopark seferberliği arayacağım. Otopark seferberliği. Ne lazımsa tamam mı? Ne istiyorsanız teknolojisine uygun her alanda, her yerde yer altında otopark yapmak sizin göreviniz. Açık tartışmasız bakın. Hiç her türlü yardım da yapacağım yani. Belki 10 sene bir şey de almayacağım, ücret de almayacağım. Trafiğin çözüm problemlerinden bir tanesi. Ya kardeşim, burada ana caddeden kovuyorsun, ana sokağa giriyor. Üstsüz arabalar ya. Yap orada otopark, gel kardeşim her türlü parayı ben vereceğim. Parayı da biraz geçeyim. Senden para almayacağım yani. Sen de getir imkanlarını yap, iş değil misin? İş istemiyorsunuz. Müteahhitlik yapmak istemiyorsunuz. Gelin her yerde otopark yapın, şerefime söyleyip bir kuruş harçlı almayacağım ben. Zorla çıkartmayın. Hafiyatında belki ben size yardımcı olacağım. Bu bir şey aşağı. Bir şehirde otopark seferberliği açılmaz olacak. Arkadaşların ilmesi gerekir. Sanayi Enstitüsü Merkezi dedim. Ben çok duyduğumu çektim. Zaten yaptınız dediniz. Bana biraz açıklar mısınız? Ben bu konuyla ilgili talebimizi başkanımıza iletti. Yani. Şimdi görevde olduğunuz süre zarfında GATEM'i faaliyete geçirerek Türkiye'de örnek bir projeyi çalışır duruma getirdiniz. Şimdi bu Sanayi Endüstri Merkezi'nden kastımız şu. Özellikle yeni başlayan, startup gibi yeni başlayan mühendis arkadaşlar başta olmak üzere asansör, tesisat, havalandırma ve benzeri böyle küçük yeni kendi çapında mühendislik yapıp imalat yapmaya başlayan arkadaşlarımıza yönelik şehrin birazcık da organize sanayi bölgesiyle Küsket'in civarlarında, o bölgelerde GATEM'e benzer ama mühendis arkadaşların startup yapıp kendi işlerini, kendi küçük imalatlarını orada başlayacak, orada yapacakları, bizlerin topluca bulunabilecekleri bir yer istiyoruz. Şimdi kente bakıyoruz, matbaacıların sitesi var. Kente bakıyoruz, ayakkabıcıların sitesi var. Biz tamam bir mühendislik hizmeti veriyoruz. Ancak kendi çapımızda da bu mühendis arkadaşlarımızın hepsi bir imalat yapıyorlar. Bu Sanayi Endüstri Merkezi'nden kastımız şu, biz burada aslında küçük esnaf değiliz ya da KOBİ gibi değiliz. Biz birazcık daha know-how gerektiren, teknolojik ürünleri üreten mühendis arkadaşlar olduğu için onun için Sanayi Endüstri Merkezi'nde Küsket'le OSB'nin arasında bir yerde olabilir. Her iki tarafa da hizmet eden çünkü bu sektörde çalışan arkadaşlar genelde bu iki sektöre, bu iki mekana hizmet ediyor. OSB'de yedek parça yapanlar, Küsket'te yedek parça yapanlar, yan sanayi gibi çalışanlar. Bununla ilgili bir tarafı var. Çünkü şu anda birçok arkadaşımız apartman altlarında bu konuyla ilgili. Bu da hem görüntü açısından hem de mesleğimizin itibarı açısından birazcık sıkıntılı. Biz bu konuda zaten benzeri bir uygulamayı yaptığınız için bu talebi size ilk iletiyoruz. Geldiğiniz zaman eğer mühendis ve mimarlara yönelik makine, elektrik, kimya gibi sektörlerde çalışan arkadaşlarımızla böyle yerler açarsanız, konum da bu olursa eminim hem sanayici hem Küsket hem de mühendis arkadaşlar bu konudan hoşlanacaklardır. Verimli bir çalışma olacağını düşündüğüm için o projemizi özellikle size açtım. Şimdi örnek sanayi sitesi tartışacağız. Örnek sanayi sitesi. Gibi. Onu söyleyeyim ama örnek gibi. Şunu soracağım size. Pardon, Kemal Bey söyleyeceğim. Evet. Buyurun. Sağ ol. Öpüyorum gözlerine. Çok bana. Teşekkür ederim. Şunu, sağ ol Kemal'cığım. Şunu bana vaat edebilir misiniz? Bize vereceğiz bu yerlerde biz.
bir nevi milli sanayiye katkı yapacak üretkenliği, yani bir şey üretmeyi hatta bulmayı var diyor musun? Tabii ki o anlamda söylüyorum zaten. Yani startup yapıp yavaş yavaş üretime geçen arkadaşlarımız var. Bu mühendislik hizmetlerini üretimle birleştirecek arkadaşlara vereceğiz. Şimdi bunu bakın detaylandırmak zorundasınız. Biz bir dersin çıkartmalısınız. Model olarak dünyanın neresinde varsa arkadaşları gönderelim incelesinler bak. Benim amacım şu. Türkiye 1900 ben baştaydı ben 30 kişi götürdüm genel kurmay başkanına. Bizi çağırdılar gelin savaş sanayisi, milli sanayi kuracağız. Güzel çok iyi. Antep'in kasatura falan yaptığını biliyorum. Parası da yaptığını biliyorum o dönemlerde. 30 tane örnek sanayi seçimine arkadaşı aldım. Genel kurmaya götürdüm. Doğru doğru genel kurmay başkanı Şehir Gül'de genel kurmay hareket dayıda başkanı. 3-4 tane tüm general, tüm general var, bol general var. Dedim ki paşa burası hakikaten milli genel kurmay başkanının şeyi mi dedim, beynin merkezi mi dedim ben. Karargahı mı? Evet dedim, tam onun karargahı. Ne istiyorsun bundan? Milli harp sanayisi için Gaziantep'e göreceği bir şey. Evliliğin 1968'lerde biz yürüdük dedi ki milli petrol dedik, siz bizi astınız dedi. Nasıl dedi? Ya, arkadaşlarımızı astınız. Milli savunmada, milli şey demiştik, milli petrol dedik, yürüdük ya astınız dedi. Şimdi şunu şey söylüyorum. Gaziantep'te gün gitti moralim bozuldu. Küçük sanayi sitesini geldim sonra örnek sanayi sitesini. Örnek sanayi sitesini o 20 yıl önceki hedeften uzaklaşmış. Kendilerine plan tadili yapmışız. Cami yerine vermişiz ama herhalde. İbadetler nesine demişiz yani. Bizden sonra belediye başkanı gelen cami yerini satmış. Dini bütün. Satmış. Benden oturuyor cami yeri seviyor. Ya kardeş biz seninle bundan 15 sene önce genel kurmaya gittik. Nasıl bir tank parçası yaparız? Tankın hangi parçasını? Bir şey, silahın hangi civatasını yaparız diye uğraşmadık mı? Şimdi döndün dolaştın, cami yerini satmış, belediye başkanı hesabını bana soruyorsun, bir tekrar cami yeri satıyorum istiyorsun. Sana 5 tane cami yeri veriyorum ama bir tane prim yapacak mısın sen burada? Yani? Mutlaka kalmamış adamlar. O nedenle bu dediğinizi ciddiye alıyorum, ben benimsiyorum ama beni de ikna etmelisiniz. Yani şöyle ikna etmelisiniz, arkadaşlarımız da ikna etmelisiniz yöneticiler. Bize bunların yapılan yeri göstereceksiniz. 370 bin metrekare üniversitenin yanında Tekno ne parti ne yaptı peki? Şimdi böyle söyle. Bu konuyla ilgili size daha detaylı fizibiliteyi fikirlerinizi anlattınız başkanım. Hava kirli ve yeşil hanı demiştiniz. Bahsettiniz zaten. Söylemeye bile gerek yok. Kamil Ocak Stadı. Kamil Ocak Stadı'nın adının değişmesini istiyorsunuz. Biz Kamil Ocak Stadı'nı aldığımızda üstü üç tarafı açık. Küçük toprak bir sahildi. Sonra uğraştık, üstünü kapattık, şunu yaptık, vardık. UEFA dedi ki bize yazdı. Türkiye'de UEFA standartlara uygun tek saha sahibiz dedi. UEFA maçları burada oynanabilir dediler. Güzel, iyi. Sonra bu işte ara şey yapıldı. Bunu yıkacağız, tamam. Türkiye'nin her yerinde yaptılar. Cumhuriyet'in merkezde yaptıkları, gayrimenkuller merkezde kaldı. Değerlendi. Kenar mahalleye taşıyarak, uzağa taşıyarak kar elde etmeye kalktı. Mesela Kadir Has Stadı'nın adı Kayseri'de Atatürk Stadı'dır. Değeri 160 milyon bir şeydi. Milyon dolar galiba. Sonra Kadir Has oraya 1000 mark, ya 1 milyon mark var. Para verdi. Mustafa Kemal adını silmek için adını Kadir Has Stadı yaptılar. Kadir Has Stadı. Ve şehrin çok dışında bir yer yaptılar. Stad güzel, bir şey dediğim yok. Ulaşım meselesi var. Hep merkezdeki yerlerin avantajını alarak orada bunu yapan firma, devlet neyse kimse o da en azından 100 milyon dolar kar ederek yapıyor bunu. Cumhuriyet Allah razı olsun. Bir okul yaparken ilk okul hep şöyle bakmış. 100 bin metrekare olsun. 50 bin metrekare olsun. Niye? Futbol sahası var, basket sahası var, voleybol sahası var, ortaokulsa kütüphanesi var. Aynı laboratuvar var. Biz şimdi 5000 metrekareye ortaokul yapıyoruz hemşerim. Çocuklarımız
5 katta toprağı görmeden okuyorlar. Ağaç görmeden. Ufuk o. Bin ufku, bin ufku bu. Şimdi Kamil Ocak'la var. Allah rahmet eylesin. Sokmuşlar. Biz de koruduk ismini. Kimse dokundurmadı. Neyse aynı parti değil de ama Antep'ti bu adam bizim. Hemşehrimiz. Eser yaratmış. Bu stadı aldılar. Belediye taşıdılar. Güzel. Bizim zamanımızda takım vardı. Doğrusu stadı oldu. Şimdi stad var. Takım yok. Vallahi şey Antep'e ya at verin ya nar vermez. Ya nar verin ya at vermez. Yol verin at vermez. Adı da arena stadıkları. Ne diyor? Kim koymuşlar? Karyon. O 2 maç için o için primini vermek için almış bir paradır o. Onun kadim ismi o değildi yani onu sana söyleyeyim. Evet, bizim burada yerimiz var. Buna dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımıza ziyarete gittiğimde Gençlik Spor Bakanı Bütçesi konuşurken dedim ki bakın Sayın Cumhurbaşkanı dedim zaten halinizde belediye başkanı yaptınız. Türkiye'de hiç meydan yapan belediye başkanınız var mı? Dedim. Yok dedi. Demokrasi meydanı ben yok biliyorum dedi. Kamil Ocak Stadı'nı buraya katmak zorundayız. Etrafıyla bilayette yıkarak, öndeki şeyde maliyede yıkarak bir dağ meydanı yapmamız gerekiyor. Benim görüntüm bu. Bu meclis duraklarında da var Genç Spor Bakanlığı'nda. Buraya geldiğinde Fatma Hanım çağırmış işte, o da demiş ki bir tane cami koy. Ya dedim ki bak 109 camiye imza atmış bir arkadaşınız. 109 caminin altında benim imarda ismim var. İmzam da var. Bak bunun yanında Uru Camii var. Bunun yanında Kepkep Camisi var. Bunun yanında bir tane daha Alemen'de Cemahane Camisi var. Müslüman 250 metre yürürse bir şey olmaz. Çınarlı Camisi var. Protokol Camisi var. Vazgeçtim. O daha uzak 500 metre. Cuma Camisi sadece. Cuma Camisi. 500 metre uzak değil. 250 metre Müslüman yürürse iyi olur. Kötü olmaz ya. Şimdi buradan cami. Tamam bir cami. Ama inşallah nasip olmaz. Gelirsek biz orayı demokrasi meydanına birleştirdik. Valiliğin şu andaki yerinin yakın dahil, olması. Yıkarak. Öyle bir proje var. Tabii için. Biz onun bizim proje. Onların değil o. Bu proje bizim ama son zamanlarda baktık ki biz parkmak diyoruz. O dedi ki millet bahçeleri değil mi? Millet parkları, millet bahçeleri. Millet bahçeleri olur da şey olmaz. Yani ne ismi? Kritik ileride olmaz. Doğru düzgün donanım olması gerekiyor. Yaparlar da. Saygı duyuyorum. Ben yapılana karşı değilim. Ama genellikle baktığından çok mutlaka yapılması gerekir ama bizim yaşlılarımızla ilgisi onlarımız var. Gaziantep'in emekleyen birisi de bizim yapılanan kapattıkları emekler lokalı. Bu alanda değil. Böyle değil. Özellikle bedensel özürlülere yapmamız gereken çok ciddi geniş dinlenme alanları olması gerekir. Mutlaka köy çocukları projesini yapacağım. Ben. İki, mutlaka her mahallede bir kreş olacak. Tartışmasız yani. Kısacası toparlarsak Antep'i yeniden inşa etmek gerekiyor. Çünkü alırken de 1989'da demişim ki Gaziantep'i yeniden kurmak, kurtarmaktan zor değil. Bu tamiratı belki imal etmek, düzeltmek vallahi Antep kurtuluş savaştan zor. Ama başımıza bela da olsa yapacağım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım, Kamil Ocak Stadyumu'nun yeriyle ilgili sivil toplum kuruluşları, meslek odaları zamanında burasının komple cami olması ya da konut olması anlamında çalışmalar yapılırken bayağı bir tepki koyduk. Ve birlikte hareket ederek bir Kamil Ocak platformu adı altında bir platform yarattık. O platformun da yaklaşık olarak bir günde 82 tane oda, dernek, vakıf buna imza attı. Ve buna imza atan dernek vakıfların sanayi odası ve ticaret odası başındaydı. Biz 7 oda başkanı olarak bu platformu yönettik, sekreteryasında bulunduk. Bir gün içerisinde okey verildi ve buranın park yapılmasını bu üyelerimiz de Gaziantep'te yaşayanlar da bunu takip etti. 7 oda başkanı olarak bu projeyi yürüttük ve park olma kısmında bir mesafe kaydettik. Ve Fatma Hanım'la, Fatma tabii sanayi odası sonra çark etti tabii. Ancak şöyle bir şey var. Sonra Kamil Bey size de geleceğim. Sizin de bazı söylemleriniz var, katıldığım söylemlerim. O anlamda başkanımıza da bu konuda bilgilendirme yapıp bizim de bir talebimizi iletmek istiyorum. Akabinde biz, sonra Cumhurbaşkanımız geldi dedi ki ben buraya millet bahçesi yapacağım dedi. Biz de hay hay dedik. Yani biz demin başkanımın söylediği gibi doğru şeyse tamam millet bahçesi yapın. Ama şu anda hali hazırdaki valinin yerini yıkılıp oranın cami yapılması konusunda projeler hazırlandı. İstanbul'da
bir mimara bu projeler çizdirildi. Şu anda her şey hazır. Valiliğin yerinden köprüye kadar burası cami yapılacak. Şimdi biz bu camiye hiçbir yerde karşı değiliz. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi etrafta o kadar cami varken bu meydan bütünlüğünü sağlama amaçlı biz buranın cami olmasını çok uygun bulmuyoruz. Onun için de dedik ki burayı cami yapmayın. Ama bildiğim kadarıyla yine eminim Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ikinci 100 günlük planda Kamil Ocak Stadyumu'nun yeri bu seçimin 31 Mart'a kadar yetiştirilmesi gerekiyordu. İkinci 100 günlük planda vardı ama yetiştiremeyecekler. Öyle bir çalışma yok. Ancak valinin yerinin cami olarak değerlendirilmesi yerine yine parka katılması konusunda, millet parkına katılması konusunda biz de sizlerden destek bekliyoruz. Ayrıca şimdi Kamil Ocak Gaziantep'e bu mekanı, bu arsayı bağışlarken Kamil Ocak Spor Bakanlığı yapmış Gaziantep'in bir değeri. Burayı bağışlarken herhangi bir ticari kaygıyla, herhangi bir beklentiyle bu iş burayı bağışlamamıştır. Ve şehrin en güzel yerini bağışlamıştır. Bağışlayan kendi değil, yapan kendi. Bağışlayan değil. Yapan da evet ama yok, şimdi... Kendisi gençlikle Spor Bakanlığı çalışmıştır. Evet, şimdi burada Kamil Ocak isminin yaşaması gerekiyor. Şimdi demin bahsettiğiniz Kadir Has, Kalyon vesaire. Şimdi yeni stat yapıldıysa bile yine burada Kamil Ocak isminin en azından millet bahçesi yapılan yerde millet bahçesine koyulabilir veya hatta halihazırdaki yeni yapılan stadın ismi değiştirilebilir. Demin Kamil Bey'e de atfen söylüyorum. Eğer gerekiyorsa o ödedikleri parayı bir kampanya başlatarak Kalyon'un verdiği paranın aynısını tekrar verme yönünde bir çalışma. Yok, yok. Değiştirilebilir başkanım her şeyi. Söyledim bu maç için yani. Kalıcı değil. Sen 4 milyon da yapılabilir. 4 milyon para vermişler. Evet, biz bu parayı efendim, gerekirse var, kampanya yapıp söyledim, toplayalım diyoruz. O birkaç maç ve bir sezon. Ama bir süre için. Kalıcı bir süresi değil. Belki de bitmiştir, öyle kullanıyorlar. Öyle yalnız biz de burada çok yarak var da doğru çözüyoruz. Yalnız biliyoruz ki bitse de bazı şeyler yine bazı devam ettirileceğini tahmin ettiğimiz için söylüyorum. Sizin de böyle bir söyleminiz vardı. Yani benim burada hakkım varsa helal etmiyorum gibi Kamil Bey. O anlamda buna da destek. Bu sene cami için söyledim. Evet. Çünkü kamu malı şey, yani buraya satın yeri kamu malı. Bu kamu malında da herkesin sesi var. Belgeledik ya. Ben üyelerimizden sorular varsa onlara var bak, istiyorum abi, başkanım. Abi, eğer varsa sorular. Arkadaşlar yorduk yine soru sormaz. Yoksa her şeyi konuştuk sorumu kaldı. Ben biliyorum metodu yani. Varsa soru alalım. Türkler buyurun. Kemal Bey. Başkanım hoş geldiniz. Ben sadece 15 yıl görev yaptınız. Niye uzun süre Gaziantep'i terk ettiniz? Yani bunlar yapılırken siz niye müdahale etmediniz? Neredeydiniz? Bunları soracağım. Valla şu türkü diyor ki ya. Nerelerdeydiniz ya bizim türkü var diyor. Dinliyor musun onu sen? Çarpıyı. Antep'te ben, sen tabii bu akşam seninle karşılaşmadım ama ben yılda en azından 8-10 defa Antep'e geliyorum. Siyasi parti kurma çalışmaları için İstanbul'a gittim. Çünkü Türkiye'nin her yerine ulaşım çok daha kolay geldi. Bir de İstanbul'da oturmak, burada, buradan ben borçluyum. Belli imkanların da olacağı yer İstanbul'da. O nedenle kendime biz rızk atamaya çalıştık, anladın mı dedi. Bu nedenle Antep'i de hep terk etmiş anlamda değil. Zaman zaman gelmiş olduğum şehir oldu. Belki o zamanlarda. Benim iki oğlum burada oturuyordu. Benim köyüm Çanakçı, topraklarım burada duruyor. Kardeşlerim burada. Evimin yorganını bile alıp götürmeler. O nedenle Antep'i yapmış değilim. Karşılaşmamamız şanssızlık. Görmemişsin yani. Aydan Bey buyurun. İyi akşamlar. 50 yaşın üzerindeyiz genellikle. O yüzden rahat konuşuyorum. Dediklerim rahat hatırlarlar. Siz Gaziantep teslim aldığınızda Çetinkaya'nın karşısında orada sebze ağacı yapma projesi vardı. Siz kenti o zihniyetten aldınız. İşte kent proje doğru olacak, zamanında yapılacak, sürekli devam edecek ve projeler zamanında yapılacak. Siz bu kenti işte katem yapılan her hizmet zamanında yapıldı. Şimdi kentte bir şey yanlış yapılmışsa telafisi çok zordur. Evet. Zamanın doğru olması gerekiyor. Bence tekrar bu göreve talip olmadınız. Biliyorum sizi zorladılar.
Tahminim benim tahminim, yanlışsa düzeltin. Tamam. Zaman o zamandır. Yani tamam. Kent başkanlar bir ailenin bana kendi ailenizden birini gönderin, bunu başkan yapalım bir görev değildir kenti yönetmek. O yüzden sizi yani almak istiyorum. Doğru zamanda inşallah gelirseniz tam bu zamandır. Telafisi çünkü zor olacak. Arkadaşlar iki tane projeden bahsediyorum. Birisi Gaziantep Belediyesi, birisi Gaziantep Spor. Vallahi de billahi de hiç gerek yok. İkisinde çocuğun gibi büyüdü. Birisini sıfırdan aldım. Delikanlı ve uluslararası şöhrete sahip bir artist haline getirdim Antep Spor. Birini de Antep'e aldım, köy olarak aldım. Gerçekten köydü. Bir marka şehir olmaya yönelmiş bir noktaya gelmiş. Kendisiyle yarışan bir şehir haline gelmiş. Bir çekim merkeziydi. Yatırımda çekim merkeziydi. Türkiye'de insanların kulak kabarttığı bir kent. Şimdi o kent 4 yıl görüyoruz. Şu anda sermaye terk ediyor. Şehri de geldi, Milano'da gördüm. Türk şehri diye, Arap şehri haline gelmiş. Ne olacak ya? Diyor ki geldim, sağ olun, tamam. Vallahi de billahi de inanarak söylüyorum. Bu jenerasyon gitsin. Yani 5 yılda Antep bu zihniyette yönetilsin, çoğunuz bu kenti oturmayacaksınız. Kendi tanımayacaksınız. Yani. Kültürü değişiyor ya. Hangi Antepli Türk sanat bizi bilmez 30 sene önce? Allah aşkına. Adını da erkek ya. Hangisi Antep'in sabahleyin ağzını çarpanayıp gidip işine başlamaz Antep'le? Nerede o sabahın 5'inde gitmiş var diye işçiler, dağılan ikinsazlar, açılan lokantalar, beyrançlar. Nerede bu hal? Yok. Niye? Parayı kime verdi biliyor musun? İki ayağı arasında yiyenlere verdi. Bu parayı da harcamayı bilmiyor. Çünkü para kazanmak için kültüre gerek yok. Ama para harcamak da kültüre gerek. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Burada alalım. Sayın Başkanım. Buyurun Mehmet Ali Bey. Sizden alalım soru. Beyin gücü bazında yani böyle daha yetenekli, bilgili insanlar topluluğuyla ilgili ARGE çalışmasıyla ilgili bir çalışma var mı? Düşünüyor musunuz? Öyle bir projeniz var mı? Vallahi Antep'te yeterli beyin var. Talimatla yabancı yöneticiyi getirmezseniz Antep'ten bunu bulacağımı inanıyorum. Yani evet, yani beyin yani çok istisnai bir şey diyorsan belki var. Mesela havarayla bahsediyoruz. Çok yeni bir teknoloji ise ona ihtiyaç var. Ama 15 yıldan beri bu şekilde belediyede yeni yönetici yok ya. Evet evet, yani bir özellikle beyin göçü yerine yurt dışına giden, Antep dışına giden, Batı'ya giden 167 bin beyin göçü oluyor. Yani en azından Antep'te daha böyle sivri zekalar veya gelişmiş olan, profesyonelce çalışıp kendisini geliştirmiş olan insanları burada tutmaya çalışıyor. Yani ya makine mühendisi olasını değerlendirirsen tamam, tamam. Yoksa ne gitsin? Gidelim. Emre Bey buyurun. Başkanım hoş geldiniz. Emre Şudut. 31. Emre soy ismi neydi? Şudut. Şudut, evet. Babamı siz işe aldınız, daha çok selam var. Başkanım 31 Mart akşamı saat 5'ten sonra ıslak tutanak bir imzalar hakkında bir ekip oluşturdunuz mu? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 4 seçimdir il binasında il bilişim ekibindenim. 20 kişilik bir ekip oluşturup ıslak tutanak bir imzaları genel merkeze gönderip Anadolu Ajansı verileriyle kıyaslıyoruz. Ya bu şekilde bir şey var mı? Sizin öyle bir ekip kurma düşünceniz var mı? Veya varsa bu konuda size nasıl yardımcı olabiliriz? Yani sandıklara sahip çıkıyor musunuz anlamında soruyoruz. Evet, böyle bir ekim vardı milletvekili seçiminde. Sandıkla ilçe seçim kurulumuzdaki rakam 8'di. Resmi rakamlarımızda 8 var. 8 var. O da aleyhe değildi. Değildi. Anladınız dedim. Adil Bey buyurun. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Adil Sağlam. Geçen gün bir beyanatınızı okudum. Biz Tayyip Bey'le de uyumlu bir şekilde çalışabiliriz. Öyle demedim.
bütün devlet başkanlarıyla uyumlu çalıştım. Devlet Tayyip Bey'le de Antep'e düşmanlık yapacaklıydı. Beraber çalıştım. Ya, bu, ama sadece onu yazdı yani. Doğrudur. Sadece beyanatınız o şekilde böyle yazmış. Bizim Antep'e lazım. Bir şey cımbızlamışlar. Cımbızlamışlar. He. Açıklamanın detayını okuduğunuzda zaten onlar yazıyor. Burada da beyanatınız demin. Çalıştığınız devlet başbakanlarla, cumhurbaşkanlarıyla. Şimdi şurada bir söylem var Antep içerisinde, daha doğrusu halk arasında. Özellikle işte Tayyip Bey, Celal Bey'i şu kadar para karşılığı Antep'e gönderdi. Yani bunu bir mühendisin anlatması çok güzel bir şey. Şimdi babam sizinle teşvik-i mesai yaptı. Üç dönemdir de Karataş Mahalle Muhtarı. Ben de sizinle Celal Doğan tesislerinizi ilk hizmet açanlardan bir tanesiyim. Şantiye aşamasında yani girmiştim bu işe. Bunu ben sizden duymak istiyorum. Yani şimdi... Bunu bir de halk yanlış anlıyor. Bakın diyor işte Celal Doğan bu. 3 gün sonra satacak DSP'yi. Atıyorum veya kendi yandaşlarını. Ne diyor? Evet. Son kısmını anlamadım. Yani 3 gün sonra satacak diyor. Nereye? 3 gün sonra. Yani ona partiyi satacak diyor yani işin açıkçası. AK Parti'ye mi diyecek? Yani öyle söylemler var. Samimi olmadıklarını biliyorum. Yani en azından Celal Bey'i tanıdığımız için biliyoruz. Bu söylem size... kaybettirir mi? Yani bu kaybettirmez de şöyle olabilir. Yani onu cevap vermek de aslında değmez de şöyle demek lazım. Şimdi adamın haysiyeti para, namusu para, onuru para, karakteri para, kıblesi para, Allah'ın paranları bunu söyleyebilir. Ama bizim öyle bir değerimiz yok ki. Para bizim değerimiz değil. Yani. Para bizim değerimiz olsa ben burada 15 sene belediye başkanı yaptım. Burada paraya ihtiyacım olmazdı. Antep'te 28 bin hektar imar açtım. İki oğlum var. Her gün 10'ar bin ben de yer alırsaydım. 3'er liraydı. Şimdi metresi 5 bin lira. Ben her birinin 500 bin olurdu. Ama bizim böyle bir rakamlar, paraları bilme şansımız yok. Bu nedenle o diğer adamlar olsa olsa her hafta gerizekalı olması gerekir. Yani kimse ona inanmaz yani. Peki. İnanacağını da zannetmiyorum ama başparamaz haberler olur. Şimdi gidecek buradan. Şimdi bu adam gelmiş bir şehir kurmuş. Niye gitsin? Yani. Buyurun. Başkanım ben Sançer'le. Bir de rakam daha az değil. 100 milyon dolar. Yani. Eski... Gerçi biraz da seveyim yoksa. 31 Mart'ta cevabını alırım Sayın Başkanım. Evet. Eski Ulu Basire, şimdi Zeytinli Mahallesi. Tabii. Şimdi başkan olduğumuz 31 Mart'ta. Belediyelere bağlanan köylerle ilgili. Hepsi bağlı da biliyorsun. Genelde hepsi oldu. O kavramı ben çıkardım. Hayır ben çıkarmadım payı olan birisiyim. Yani. Başkanısın. Evet. Şimdi bizim muhtarlarımız. Hele de şimdi iki motorlarımız. Bizde ne yol oldu? Yani köyün içinde yol olmalı. Millet muhtara güvenerekten sokağa çıkma, bilmem neye çıkma. Zaten belediye başkanlarımız da, şimdiki belediye başkanlarımız da Allah hira eyle, eyle Müslümanlar ki. Allah'u ekber deyip camiye girirler. İç altında da imam süresi var Kur'an-ı Kerim'de. Hiç söylememe gerek yok. Osmanlı tarihinde 12 bin olan cami sayısı 126 bin olmuş Türkiye Cumhuriyeti'nde. Biz gittikçe dinsizlikten çıkıyoruz. Köylerle ilgili bize bir yanı şeyimiz, mahallelerle ilgili. Yeni unutuyorsun abi. Köylerle ilgili bir projeniz var. Yeni şeyle. Mesela ben sizin gibi çok çılgın bir sosyal demokratım. 68 uşağında size nasıl yardım ettiyse Şahin Bey anıtında. Bilirsiniz. Söylemem. Ben de çorba yedirdim yani köyde. Ha. Biz dağda yatıp çorba yedirdim. Evet. Sen o zaman daha yoktun. Ben onlardan. Kaç yaşındasın? Ben Şerif'in oğluyum. Kaç yaşındasın? Ben 42 yaşındayım. Yani onlardan derken onlardan gelmedi. Seyfettin Çavuş oldu size. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. İyi insandı. Mehmet Kızılcık vardı. Kel Kadir vardı. Kadir Subaşı vardı. Hançerler vardı işte. Yani bunlarla ilgili şeylerimiz. Köyle ilgili projelerimizi. Bir de öyle bir şey oldu ki. Siz ilk defa. Yorumu. Köyler ilk defa benim zamanımda Asuat'la tanıştınız ya. Doğrudur. İlk defa köy içinde mucurlamayla tanıştık. Su deposuyla ilk defa buluştuk. İlk defa suyla kavuştuk. Evet. Şudur yani. Her köylü, her insan gibi bütün ihtiyaçların en iyisinin karşılığına layık insandır bir defa. Evet. Köylü efendisin demişler ama efendik işte mavi. Şuraya mı? Şuraya mı? Şuraya mı? Köylüyle de eşya aynı soğumayı içinde de köylüyüm yani. Aynı mesele görmüşüz. Bu nedenle ben hep şunu düşünüyorum. Bizim bir Çanakçı köyünden ben işte oraya merkeple geldik. Merkeple giderdik. Gelirken bu beyaz tozlar kışın üç kilo çamurdan vurulamaz. Dedim ki yarın bu filmleri, yaşında 8-9 yani. Dedim ki yarın bu şu köyler
o gördüğüm filmlerdeki asfaltları acaba araba sevecekler mi? 1750 kilometre yol yaptı. Başka soru yok sanırım. Başkanım müsaade ederseniz resmi de burada alalım. Resmi de burada alalım arkadaşlar. Buyurun isterseniz şöyle bir arkamda iki sıra alalım.